Hoş geldiniz. Bugün Rhinoceros'ta arazi modelliyoruz. Hemen başlayalım. İhtiyacımız olan tek şey plankote veya eş yükselti eğrileri. Bende eş yükselti eğrileri var. Hemen çizimi çağırıyorum. Benim çizimim santimetre. Gerekli ayarları yapalım. Önce pürüzsüz şekilde modelleyelim. Hemen çizimi ekrana sığdırıyorum. Geri kalan çizgilerin hepsini seçmek için Select All komutunu girip, yüzey oluşturmak için Patch komutunu giriyorum. Bu değerleri arttırırsanız arazinin yüzey detayları artacaktır. Ancak işlem süresi uzayabilir. 50'den fazla yapmayın. İşte arazi yüzeyimiz oluştu. Şimdi sınırlarını belirleyelim. Çizimimde zaten bir sınır çizgisi vardı. Bunu kullanacağım. Wire Cut komutu ile sınır çizgimi kullanarak yüzeyi kesebilirim. Önce çizgiyi seçip enterliyorum. Daha sonra yüzeyi seçip enterliyorum. Ve işte oldu. Arazi modelimiz hazır. Artık yüzeyi silebilirim. Evet, işte bu kadar. Şimdi de katmanlı bir model oluşturalım. Öncelikle düzgün bir eş yükselti kontürlerine ihtiyacım var. Ancak benimkiler kesik kesik. Bunu düzeltmekle vakit kaybetmeyeceğim. Baştan düzgün bir şekilde kontür oluşturacağım. Bunun için arazimi seçip kontür komutunu giriyorum. Range seçeneğine basıp kontürlerin yönünü tanımlıyorum. Yükselti kontürü olacağı için en düşük kottan yukarıya doğru çizgi çekiyorum. Aralığı 100 santim olarak bırakacağım. Enter'a basıyorum ve kontürler oluşuyor. Benim de yaptığım gibi bu teknikle elinizdeki bozuk izoipsleri düzeltebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi eskilerinden kurtulalım. Artık daha düzgün gözüküyor. Şimdi de katmanlı modelimizi yapalım. Bunun için kontürleri yanına kopyalıyorum. Extrude Curve komutunu kullanarak çizgileri yüzeye dönüştürüyorum. Cap komutuyla yüzeyleri katı objeye dönüştürüyorum ve son olarak Union komutunu kullanıp hepsini birleştiriyorum. Hepsi bu kadardı. İki model oluşturmak sadece 5 dakikamızı aldı. Bir sonraki videomuzda arazi üzerine pratik bir şekilde çevre unsurları eklemeyi öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazlası için